Merhaba Tarık, memleketi gezdin geldin, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. B2 sınavına girecek birçok arkadaşımız var veya şartlı kabul ile Almanya'ya gelmek isteyen birçok arkadaşımız var. Geçen videoda bize çok faydalı tavsiyelerde bulundun, bizimle tecrübelerini paylaştın. Fakat sorular da geldi. Bu soruları cevaplayalım ve konuyu da birazcık daha derinleştirelim istiyorum. Tabii ki şartlı kabul için Almanya'ya gelmek isteyen arkadaşların direkt olarak B2 sınavına girmeleri A1, A2, B1 sınavlarına girmekten ve her sınav için para ödemekten daha mantıklı olur. Bu konuda farklı faydalar olduğunu da düşünüyorum. Yani finans dışında B2'ye girmenin faydaları olacağını da düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Arkadaşlara neler tavsiye ediyorsun? Kesinlikle önceki videoda elbette elimizden geldiği kadar B2'nin önemine değinmeye çalıştık. Ama gerek bizim anlatım eksiklerimiz olsun, gerek arkadaşların belki de tam o an odaklanmaması olsun, bazı şeyler havada kalmış. Bunları netleştireceğiz. Ben B2 belgesini almadan B1 ile buraya şartlı kabulle geldim ve Almanya'ya gelince fark ettim ki keşke B2 sınavına girseymişim. Burada hem hayatım çok daha kolay olurdu hem çok daha az vakit kaybederdim. Şimdi bunun nedenlerini anlatacağız. Öncelikle Almanya'ya geldiğinizde şartlı kabulle sizden zaten üniversitelerin istediği bir sınav geçmeniz isteniyor. Bu sınavların en popüleri iki tanesini söyleyeyim. Biri DSH, biri TELK, daha sonra TESTAF vesaire diye gidiyor. Misalen DSH sınavına girmek istiyorsanız, girmek istediğiniz kurum sizden B2 belgeniz olup olmadığını soruyor. Eğer B2 belgeniz yoksa DSH sınavına direkt giremiyorsunuz. Bu en önemli noktalardan bir tanesiydi. Ben bu yüzden bir ay kaybettim sadece. Daha sonra zaten DSH'a girmekten vazgeçtim. Daha sonrasında B2'nin bir diğer önemi ise B2 sınavının aslında gayet kolay olması. Şöyle ki, Türkiye'de insanlar genelde Göte Enstitüsü'ne gidip bu sınava giriyorlar. Göte'de de insanlar A2'den sonra B1'i yapıyorlar. B1'i aldıklarında benim gibi artık Almanya'ya vize başvuruyorsa geliyorlar. Fakat ben ve biliyorum ki birçok insan hiçbir zaman düşünemedi ki keşke B2 sınavı da Türkiye'de verebilseydik. Şöyle ki B1 sınavı ile B2 sınavı tamamen neredeyse aynı. Sadece aralarında küçük farklılıklar var. Bu da iki modül arasındaki o B1 ve B2 olayını ortaya koyuyor. Mesela yazmada 100 kelime kadar fazla yazıyorsunuz. Ya da dinlemede en son parçada 4. bölümde biraz farklı bir etkinlik yapıyorsunuz. Bütün olayı aslında bu sınavların. İkisinde de parça parça giriyorsunuz. Veya aslında mesela sınavdan kaldığınız zaman daha sonra sadece kaldığınız parçaları vererek sınavdan tam sertifika alabiliyorsunuz. Mesela 3 bölümü geçtiniz, sadece konuşma bölümünden geçemediniz. Hem B1'de hem B2'de sadece tekrar konuşmaya gerek tam sertifika sahibi olabiliyorsunuz. Şu an TELK sınavından bahsediyorsun değil mi? Yo, bu B2 sınavı için konuşuyorum ve şartlı genel kabule gelmek mı? İstenenler. Genel olarak genel mı? Genel olarak B2 için, aynen öyle. Sadece TELK'in B2 değil. Sınavı için konuşuyoruz. Tamam. TELK'in değil. TELK sınavını şu an bir kenara koyduk. Çünkü TELK'in bazı farklılıkları var. Şu an sadece GÖTE sınavı ile ilgili konuşuyoruz. Tamam. GÖTE B1'de de B2'de de 4 tane bölümden oluşuyor sınav. Bunlar okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Bunların mesela ikisinden geçtiniz, konuşma ve dinlemeden geçtiniz, diğer ikisinden kaldınız. Bütün sınava bir daha baştan girmiyorsunuz A1, A2'deki gibi ya da C1, C2'deki gibi. Sadece kaldığınız iki parçaya para ödeyip ona giriyorsunuz. Daha sonra geçtiğiniz takdirde size geçtiğiniz belgeler de veriliyor. Sonra bunları tam bir sertifika alabiliyorsunuz, tam bir sertifika çevirebiliyorsunuz. Bu hem insanlara bir güven veriyor hem bir motivasyon veriyor. Çünkü tek defada 4 bölümü insanların geçmesi bazen zor olabilir. Bu gayet doğal. Bu yüzden B2 sınavının zaten çok büyük bir GÖTE'den avantajlı olduğunu söylemek istiyorum. Geçmiş videoda arkadaşlar B2 sınavının özellikle yazma kısmından bir kaynak sormuşlar. Bunu genel olarak biz kalıp cümle olarak ele aldık. Hiçbir zaman değişmemesi için. Sınava giriyorduk ve girdim. Elinize herhangi bir konu giriyor. Bu hiçbir önemli değil. Yani iklim değişikliği de olabilir, teknoloji de olabilir. İşte çocukların dijitalleşme dünyasındaki yeri de olabilir. Sizin Einleitung giriş kısmında yazacağınız şeyler de belli. Sumschluss kapanışa yazacağınız şeyler de belli. 250 kelime yazacaksanız kafanızdan zaten 100 kelimeyi çıkarabiliyorsunuz. Bu modül değişmedi şu an. Hala B2 sınavı da B1 sınavı da böyle çalışıyor. Evde bu kalıp cümleleri ezberliyorsunuz. Sınavda aynen başa sona ortaya yazıyorsunuz ve sadece aralıkları dolduruyorsunuz kendi cümlelerinizle. Bu yüzden benim düşünceme göre en kolay yazma bölümü bu sınavda. Bu kalıp Bunun cümleleri dışında arkadaşlara verebilir miyiz?
Elbette bunları ben şu an kağıt formunda olduğu için veremiyorum. Bunları önce bir Word dosyasına tekrar aktaracağım. Daha sonra bu Word dosyasını büyük ihtimalle videonun açıklama ya da alt kısmına koymaya çalışırız. Hem insanlar daha kolay copy paste yapar, hem direkt yazdırabilir, hem daha okunaklı olur diye düşündüm. Tamam, öyle yapalım. Bunun dışında dinlemeyle ilgili insanlar soru sormuş. Bence bu sınavda yani en zor bölüm ne diye sorsak. Zor değil ama dinleme bölümü zor. Eğer çalışmalıysanız. Ben size 15 tane model test içeren bir kaynak zaten atacağım videonun altına. 15 tane test içerecek. Fakat ben bu kitaptaki dinleme parçalarındaki soruları hiçbir zaman yapmadım. Ya bunların çünkü dinleme metinlerini YouTube'dan falan bulmanız gerekiyor. Benim elimde yoktu. Ben daha sonra araştırdığımda bu sınavın son modülü tamamen SVR Nachtcafé programıyla aynı. Bir spiker var, 4 tane, 3 tane konuşmacı var. Konuk. Bunların size evet Talk sadece show başta aslında, değil mi? bildirmeli. Talk show, kesinlikle bir talk show programı dinliyorsunuz son bölümde. İnsanlar sadece bir defa isimlerini söylüyorlar başta. Tanıtıyorlar kendilerini ve daha sonra bütün metin boyunca sadece bir defa dinliyorsunuz. İki defa da emin değilim. Burası iki defa da olabilir. Kimin ne söylediğini eşleştirmeye çalışıyorsunuz. Bu Nachtcafé programı tamamen böyle işliyor. Bir tane sunucumuz var. O talk show programında diğer Moderatör. adaylarımız da konular hakkında konuşuyor. Siz de evet aynen öyle. Moderatör de diğer adaylar da kendilerini başta tanıtıyorlar. Bu Bunun linkini programı paylaşmıştık YouTube'da zaten. bulabilirsiniz. Bunun linkini de paylaşmıştık. Yine paylaşabiliriz. Açıklama kısmında diğer videonun. 16 Ekim'de attık o Evet. videoyu. Kaynaklar Bunu genelde düzenli videonun olarak altındaki dinlesiniz. açıklamalar kısmında oluyor arkadaşlar. Devamlı sormayın. Açıklamalar kısmına bakın lütfen. Kesinlikle. Yine konuşmada da verebileceğim bir tavsiye. Tabii ki bu söylemek çok zor. Kim ne kadar gündelik hayatta Almanca'ya maruz kalıyor, kim ne kadar Almanca ile ilgileniyor, bu bununla ilgili. Ama şöyle bir bunun da tree var, ki kolay noktası var. Yazma konusunda ezberlediğiniz kalıp cümleleri aklınızda tutup konuşmada da kullanabiliyorsunuz. Mesela işte Ein weiteres Punkt, wenn ich erwähnen möchte diyerek cümleye devam edebiliyorsunuz. Bunu aynen yazmada da söyleyebiliyorsunuz. Yani eklemek istediğim bir diğer nokta. Bunu yazarken de kullanabilirsiniz, konuşurken de. Ve bu size çok büyük bir avantaj sağlıyor. Geçen sınavda da söylemiştim. Ben sadece bu cümleleri ezberleyerek 93 aldım o sıradan 100 olarak. Ve hani ben çok çok iyi Almanca konuşan biri değilim. Sadece formalite gereği o cümleleri ezberledim ve sınava girdim. Bu Belli şekilde çok kalıpları rahat geçiliyor kullanıp konuşma. kullanamadığınıza bakıyorlar tabii ki, değil mi? Bu Aynen seviyeler, öyle. Yani akıcılığı kesinlikle öyle. evet, o kalıpların oturup oturmadığına bakıyorlar. Sınava hazırlanıyorsanız o kalıpların oturması gerekiyor. Sen de zaten bu kalıpları paylaşacaksın. Tabii Arkadaşlarınız ki, tabii ki. Yani çalışabilirler. yazmada verdiğim kaynakları lütfen konuşma sınavında da kullanabileceğinizi unutmayın. Onlar sadece yazmada değil, gündelik hayatta da kullanılan kelimeler ve cümleler. Evet, yan cümleleri kullanıp kullanamadığınıza bakıyorlar. O yüzden kalıplara dikkat edelim arkadaşlar. Kesinlikle son bir bölüm kaldı. Okuma bölümü. Ne yaparsanız yapın, Deutsche Welle'nin internet sitesine girin. Geçmiş konular olsun, güncel haberler olsun. Her gün en az 5 tane haberi Almanca okuyun. Deutsche Welle'nin internet sitesinden alınıyor çoğu metin. Direkt aynen oraya konuyor. Mesela akademik bir yazı olacak. İşte bitkiler geceleri neden büyümeye daha çok eğimlidir? Sınavdan çıkın, anahtar kelimeleri Google'a yazın. Emin olun Deutsche Welle'de aynı metni bulacaksınız. Direkt Deutsche Welle'den alıyorlar çoğu metinleri, yazıları. Eşleştirmeler vesaire var. İnsanların mesela hitap cümleleri var. Biri diyor ki işte iklimi korumak için daha az benzin tüketmeliyiz. Bunu A kişisi söylemiştir. Bu sınavın ilk eşleştirme bölümü. Bunu yapacağınız çok bir şey yok. Buna sadece gündelik hayatta çok okumanız lazım. Fakat sınavın son bölümü tamamen benim dediğim gibi uzun paragraflardan oluşacak B2'de. Deutsche Welle üzerine takip ederseniz hiçbir zorluk çekmeyeceğinizi düşünüyorum. Harika. Yani sınavı geçmemek için bir sebep yok artık, değil mi Tarık? Her şeyi sen Yani anlattın. tabii ki. Aynen öyle. Şimdi bunları bu söylediğim bütün her şey aynen B1 sınavı için de geçerli. Bu videoyu biz B2 için yaptık, evet. Ama dediğim gibi bu iki sınav aynı. Arkadaşlar B1 ile ne vakit kaybetsinler, ne boş yere para kaybetsinler, ne bunun için bir sınav merkezi bulmaya çalışsınlar. Direkt B2'ye girerseniz Goethe'de, Türkiye'de B1'i de almış olduğunuza emin olun. Çünkü yani B2 sınav ile B1 tamamen aynı. Şimdi B2'ye girmenin tabii diğer avantajı da şu. Sen B1 ile geldin. B2
girmen gerekti. Bunun için kira ödemen gerekiyor. Hayatını idame ettirmek için paraya ihtiyacın var, değil mi? Ayrıca teminat göstermen gerekiyor. Maddi gücü olan insanlar için kolay ama olmayanlar için tüm bunlar sorun olabilir. O yüzden Türkiye'de aslında gelebileceğiniz en iyi seviyeye gelirseniz Almanya'da finansal açıdan daha rahat şekilde hayata başlayabilirsiniz. Daha önce yaptığım bir videoda örneğin bir kombinasyon göstermiştim. Türkiye'de B2'yi bitirip Mannheim Üniversitesi'nde hızlandırılmış C kursuna giderek hemen bir ayda C1 sınavına girip C1'i vermek, ondan sonra da üniversiteye başlamak. Böyle kombinasyonları düşünmenizi tavsiye ederim. Bunlar da tabii finansal açıdan avantajlı oluyor. Tarık da çok güzel şekilde B1 ile zaman kaybetmemek gerektiğini tasvir edebildi diye düşünüyorum. O yüzden B2'ye hazırlanmaya çalışın ve B2 vermeye çalışın. Tabii ki B2'yi Türkiye'de verdikten sonra akıcı bir şekilde konuşamayacaksınız ama buraya geldikten sonra hızlı bir şekilde değişiyor diye düşünüyorum. Tarık, ne diyorsun? Aynı fikirdeyim. Kesinlikle öyle. Yani Almanca Almanya'da konuşuluyor. Konuşmayı gerçekten geliştirmek için burada bulunmak gerekiyor prezent olarak. Yoksa gerçekten çok zor. Evet. Çok teşekkür ediyorum Tarık, paylaşımların için. Rica ederim, küçük bir nokta ekleyeyim. Geçen videoda bir kişi galiba Telkin kaynak kitabını sormuş. O elimin altında bu videoda verebiliriz ama eğer Telkin'le ilgili başka bir video yaparsak onun altına da koyabiliriz. Ama haberim var, o kaynağı göndereceğim. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol, var ol. Yolun açık benekeli olsun Tarık. Bir başka videoda Tamam, buluşmak görüşürüz. üzere. Hoşça kal. İyi akşamlar. Herkese iyi çalışmalar dilerim.